herkese merhabalar. Sıra sende Türkiye'ye. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ tarafımda Mustafa Haybat ve eşsiz orkestrası. Sol tarafımda sizleri temsilen 5 kişilik halk jürimiz. Ve tam karşımda en nihayetinde kimin kazanacağını belirleyecek olan ana jüri üyelerimiz. Mustafa Keser. Işın Karaca. Metin Şentürk. Sıra sende Türkiye, başlıyor. Sıra sende Türkiye. Böyle de nispet olmaz ki, seni gidi hain yar. Zorlanıp kısmet olmaz ki, seni gidi hain yar. En büyük hayali Maldivlere gitmekmiş. Ben daha Maldivlere bilmiyorum nerede oğlum. Sığında kalmış yüzün, biraz ayrılık, biraz üzün. 17 yaşındayım. 17 yaşındasın. Tosun. Beni alsalar, ipe koysalar, dayanamaz yine kadere salsalar. İyi saatte olsunlar. Kendi aramızda sohbetimizi ettiğimize göre. Hop ninnayı, ninnayı. Yapma ya. Aa, şaka mı bu? Ağırlığı açtım geldi. Bravo. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Biliyor musun? Bilmiyorsan uzatmayalım. Ya kızcağız ağlattın abi ya. Abi bunda ağlanacak ne var ya? Ölürüm sevgilim senin yoluna. Gel de sarıl. Babayı ağlattın ya. Vallahi ağlattı. Ne ağlatıyorsun be babama? Sıra sende Türkiye. Sevgili seyirciler, yepyeni bir hafta sonundan herkese merhabalar. Her zaman olduğu gibi, bildiğiniz gibi 16 yeni yarışmacımız var. Onlardan 8'i bugün maalesef elenecek. Ama ne yapalım, biz her hafta en iyisini arıyoruz ki 11. haftaya geldiğimizde şampiyonlardan kurulu bir ekiple 200 bin liralık büyük ödül için yarışıyor olalım. Evet, sizlere bir merhaba demek istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Bu hafta da çok şıksınız. Metin abi özellikle senin... Yakıyor. Yani ceketin, gömleğin, mendilin falan olağanüstü. Efendim, bununla ilgili güzel bakan güzel görür diye bir söz biliyorum. Ah. Sen güzel bakıyorsun ki canım güzel abi, görüyorsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Işıncığım, merhaba, hoş merhaba, geldin. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen de iyi misin? Şahane. Çok güzel. Babişko? Masrafı kurtarır oğlum. Tamam. Hemen halk jürimize dönüyoruz efendim. Halk jürimizi tanıyalım. Kendilerine merhaba diyelim. Rabiye. Evet. Rabiye Hanım, ev hanımısınız. Evet. Müzikle ilişkiniz nedir? Bağlama çalıyorum. Ya, çok hoş. Mustafa hoş geldin. Drama eğitmeniymişsin. Doğrudur. Ne yapar drama eğitmeni? Çocuklarla oyun oynuyoruz. Kısaca öyle anlatayım. Çocuklara çok... oyunculuk yapmayı öğretiyoruz. Yok hayır. Çocuklarla tiyatro temelli oyunlar oynuyoruz. Ahmet hoş geldin. Mağazacılık yapıyor musun? Hoş bulduk. Evet. Mağazacı ne mağazası? Kıyafet üzerine mi? Aynen. Tekstil. Tamam. Derya yönetici asistanı. Hoş geldin Derya. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler siz. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Senin müzikle durumun ne? İyi bir dinleyiciyim. Bu İyi yüzden buradayım. Dinleyicisin. Meltem Hanım, sigorta acentesi. Evet. Evet. Neler söylemek istersiniz? İyi bir dinleyiciyim ben de. Sadece bir 15-20 yıl öncesinde bir iki yıl bir gitar çalışmışlığım var. Onun dışında sadece dinleyiciyim. Pekala. Hepiniz tek tek hoş geldiniz ve programa başlamadan... Abi sorar mısın beni niye sigorta yapmıyorlar? Babacığım senin bedelin çok yüksek olur. Kimse, şirketler bunu karşılayamaz çünkü. Hayır, senden bir şey olmaz. Çok masraflısın diye beni sigorta yapmıyorum. Yapma ya. Evet. Bununla ilgili eminim Meltem Hanım bize yardımcı olacaktır. Ben sizinle bir ara görüşürüm. İsterseniz. Nereni sigortalatmak istiyorsun tam olarak? Hayır, sağlık sigortası. Tam özel bir yerin var mı? Mesela kimisi bacağını yaptırıyor, hayır. Kimisi kalçasını, Kimden kimisi ses tellerini. Başkasına 5 lira yapıyorlar, benden 35 lira istiyorlar. Masrafın çok. İşte ondan. Aynen. Masraf kurtarmıyor bu sefer. Ne yapalım hocam? Haybat, ne haber abi? İyidir abicim. Senden ne haber? Bugün neler dinleyeceğiz? Bugün çok güzel, renkli bir repertuarımız var. Güzel. Yarışmacılarımız da çok iyi. Sesler iyi mi? Çok heyecanlı geçecek bugün. Hadi bakalım. Pekala.
Ben de orkestra gibi bugün siyah giyindim. Onların içinde hissetmekten mutluluk duyuyorum. Çok eğleniyoruz biz. Aralarda da böyle burada ortam gerginken biz kendi aramızda gülüyoruz. Hiç sözü daha fazla uzatmadan Ahmet ve Şule geliyor efendim. Büyük alkışlarla ilk önce onlarla başlıyoruz. Ahmet 17 yaşında. 12 yaşında okulda şarkılar söyleyerek müzik hayatına başlayan genç yarışmacımızın en büyük destekçisi ailesi olmuş. O günden bu yana konserlerde ve müzik topluluklarında şarkılar söyleyen Ahmet'in tek isteği ülkesine faydalı bir sanatçı olabilir. Ahmet, tebrik ederim. Ne haber? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Seni biraz tanıyalım mı Ahmet? İsmim Ahmet İnan Çiçaylak. Öğrenciyim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim lise. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. 17 yaşındasın. Maşallah ya. Aferin sana. Bravo. Bravo. Tosun, tosun. Durumumuz gayet iyi. Barajı geçmiş durumdayız. Halk jürisinde 5 tane yeşil var. Herkes seni beğenmiş orada. Bu tarafta ise 4 tane kararsız oy var.
Onun dışında durumumuz gayet iyi. Kimse kırmızı yakmamış sana Ahmetciğim. Şimdi rakibini dinleyeceğiz. Bir iki kişiden yorum dinlemek ister misin? Tabii ki de. He? Tabii ki de. Mikrofonu kullanmak ister misin? Heyecanla, ne yapacağını bilmiyorum. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Meltem Hanım. Beğendim, çok duygulu söyledi. Vücut dili de çok tatlı zaten. Güzeldi bir şarkıydı. Tebrikler. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ahmet, Ahmet'i nasıl buldun? Ben de çok başarılı buldum ve sahneye böyle bir enerjisini çok iyi verdiğini düşünüyorum. Hani yolun açık olduğunu düşünüyorum yani. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ayvat. Yaşına göre bu aslında böyle kolay görünüyor ama zor bir şarkı. Yaşına göre gayet yani umut vaat ediyor. Bakalım ne çok göreceğiz. Çok iyi bakalım rakibin neler yapacak. Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun. Şule'yi dinleyeceğiz. Alkışlar Şule için geliyor. Şule 29 yaşında. Çocukken saç fırçasını alıp şarkılar söyleyen yarışmacımız sesine çok güveniyor. Şu an uçuş görevlisi olan Şule'nin en büyük isteği Maldiv Adaları'nda yeni bir hayat kurabilmek. Merhabalar, hoş geldin. Hoş bulduk.
Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Barajı geçemedik. Sesin de gayet güzeldi. Herhalde trafiği karıştırdın diye mi oldu? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Pekala. Seni biraz tanıyalım. Adana'dan geliyorum. İsmim Şule. 29 yaşındayım. Tamam. Müzikle ilgileniyor musun? Amatör olarak. Amatör olarak evet. İlgileniyorsun. Neden olmadı işin? Şimdi bir kere çok zor bir şarkı. Anlatımı aslında çok basit zannettiğimiz ama bir o kadar zor bir şarkı. Ben seni Adana'ya döneceksin değil mi? Evet. Ben seni öyle yollamam. Ver bakayım. Ver. Tabii. Bu kadar yol geldik. Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece ala kaldım da deli hasretimle ben. Bir yabancı selam ile hüzünlere daldım kendi ellerimle ben. Beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz. Ayrılığı taşır. Yok öyle her gibi durma gül biraz. Sana bazen böyle. Ne bir ses ne de haber gelmiyor artık senden. Öylece kala kaldım da deli hasretinle ben. Bir yabancı selamı ile hüzünlere daldım kendi ellerimle ben. Beni kederlere saldım. Sonunda bir oyuncak kara sevda aldım senden. Yani değişmedim hala, öyle biraz çocuk kaldım. Yok öyle el gibi durma gül biraz. Sana gülmeler yaraşır. Yok öyle güz gibi soğuk olma güz. Ayrılık taşır. Ağzına sağlık. Aynen öyle. Aynen öyle.
maalesef anı olarak sana Işın Karaca ile bu parçayı söylemekten öteye evet, gidemedik. Evet, çok teşekkür ediyorum evet, benim için gerçekten. Keşke yarışın içinde daha çok süre yer alabilseydin ve daha çok şarkıyı birlikte paylaşabilseydiniz. Şule çok heyecan yaptın herhalde ha? Belki de böylesi daha iyi oldu. Işın Hanım'la aynı sahneyi paylaştık. Ya bir de o var. Evet. Torpilli oldu. Belki okuyamayacaktı. Ama zaten, Işın, bak, zaten Işın akıllı. Okudukları hemen eleniyor. Işın akıllı. Metin abi şarkıyı söylüyor, eleniyor. Tabii. Işın elenmiş de şarkı söylüyor. Herhalde. Abi, akıllı. Alkışlar Işın Karaca için geliyor. Kadınlar aklı abi, her zaman bizi yener. Estağfurullah. Öyle erkeği. Öyle erkeği. Ne demişler? Babacığım, Şule'nin en büyük hayali Maldivlere gitmekmiş. Nasıl yardımcı olalım? Verelim ikisi. Biraz sabah baktık bilet fiyatlarına, olmuyor annem öyle. Öyle pıt diye gidilmiyor. Babacığım bir şey yap ya. Ağanın eli tutulmaz. Ben daha Maldivlere bilmiyorum ya. Kelin tırnağı olsa kafasını kaşır diye bir söz var. Param olsa ben gideceğim oralara. Şimdilik hele bir Adana'da bir... Adana yeteri kadar tanıyor musun her tarafını? Evet. Bak bir yer sorarım bilmezsin, sonra mahcup olursun. Onun için önce Adana'yı tamamen bir tanı. Sonra Maldivler. Sonra Maldivler abi. Peki. Hemen başlayalım. Metin abi neler söylemek istersin Ahmet'le ilgili? Ahmet gayet keyifli söyledi. Biz okurken de, Ahmet okurken de burada aramızda zaten Işın'la da hani şey yaptık, güzel okuduğuna dair. Keyifli geliyordu. Tabii 17 yaşında ve hali hazırda bir müzik eğitimi olmadan belli ki kendi emeğiyle, kendi arzusuyla ve azmiyle böyle bir başarı elde etmiş. Başarılı olacaktır ama nereye kadar devam eder? Onun rakipleriyle olan meselesidir inşallah. Uzunca bir süre bizimle beraber olur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin Ahmet'im. Çok yarın sağ olun. Dinleyeceğiz Ahmet'i. Baba Ahmet'le ilgili ne söylemek istersin? Yarına bir tavsiyede bulun. Yok, bu iyi. İyi. İnşaat iyi. Kafasını karıştırmayalım çocuğun. Tamam. Gayet iyi. Yani pek eleştirecek bir şey yok. Yani yaşı itibariyle bu tombişler de çok sevimli oluyor. Yani. Kerata. Evet. Bu tür şenle düzgün söylüyorsun. Aferin oğlum. Buna devam et. Çok teşekkür sakın ederim. Sakın bozmayasına öyle anlar kullanma. Sakın ya, maşallah var ya. Ahmetciğim ağzına sağlık. Yarın bu sendeki çekingenliği görmeyelim. Tamamdır. Evet efendim, Ahmet'i yarın tekrar dinleyeceğiz. Ona başarılar diliyoruz ve bir sonraki karşılaşmamıza geçiyoruz. Sıra sende Türkiye. Yapma ya. Aa, şaka mı bu? Ölürüm sevgilim senin yoluna. Gel de sarıl biraz, sarıl boynuma. Babayı ağlattın ya. Vallahi ağlattın. Biz aşkı meleklerden çaldık. Biliyor musun? Bilmiyorsan uzatmayalım. Ya kızcağızı ağlattın abi ya. Abi bunda ağlanacak ne var ya? Sıra sende Türkiye. Hanımlar, beyler, Semih ve Mete Can geliyor. Semih 26 yaşında. Ticaret lisesi mezunu olan yarışmacımız müzisyenlik yapıyor. Uzun yıllar boyunca sahnede kemençe çalıp şarkılar söyleyen Semih'in tek isteği başarılı bir bestekar olabilmek. Thank you.
çok merak ediyorum. Semih için geldin. Tebrikler Semih. Teşekkürler. Nasılsın abi? İyiyim abi, siz nasılsınız? İyi, ne var ne yok. İyi anlıyorsun. Seni tanıyalım biraz. Semih Metin ben, İstanbul'dan katılıyorum. Ofluyum, Trabzon of. Of of. Of. Kemence sanatçısıyım. 10-15 yıldır icra etmekteyim. Oh. İlk defa kemencesiz bir sahneye çıktım. Ve kendimi böyle sudan çıkmış balık gibi hissediyorum. Ama beğenilmiş ki barajı geçmişsin, iyi durumdayız. Çok teşekkür ederim. Tamamen yeşil vermiş. İki tane kırmızı, bir tane de kararsız var orkestramızda. Teşekkür ederim. Onun dışında durumumuz gayet iyi. Hemen halk jürisine dönelim. Derya'dan bir yorum alalım. Derya, beğendin mi? Çok beğendim. Özellikle şarkı seçimin için tebrik ederim. Karadeniz. Teşekkürler. Çok beğendim. Sağ ol. Çok beğendin. Pekala Mustafa. Güzel. Sadece şöyle bir şey görmek istedim. Herkes coşmuş, herkes coşmuş. Çok sabit. Hani kemence lazım. Buradayım, işte, hareket etmeyeyim, gitmeyeyim hiçbir yere. Hep burada kalayım. Sonra yavaş yavaş herkes sönmeye başladı. Evet. Biraz sahneyi mi kullansaydı diyorsun? Sahneyi kullansaydı, kendini kullansaydı. Pekala, alkışlar Metecan için geliyor. Metecan 25 yaşında. 6 yaşında bağlamayla müziğe başlayan yarışmacımız şu an bağlama kursları veriyor. Geçimini müzisyenlik yaparak sağlayan Metecan'ın en büyük hayali sesini milyonlara ulaştırabilmek. Gözler süzüldü.
Metecan gitti gitti geldi ya bar. Sınırdayız şu anda. Ha? Barajı geçtik. Neler söylemek istiyorsun? Neden öyle bir gidişler gelişler oldu? Biraz heyecandan dolayı. Biraz seste heyecan. Bayağı heyecan. Yani. Evet. Seni biraz tanıyalım. Heyecanın geçsin. İsim Metecan Özdoğan. Müzisyenim. İstanbul'dan katılıyorum. Müzik işiyle uğraşıyorum yani. Ne yapıyorsun müzik işiyle ilgili? Bağlama çalıp söylüyorum. Türkü çok söylüyorum. Onun dışında bu çok, eğitimimi alıyorum piyano. Bu çok güzel bir türküydü. Metecan söyler misin normalde bunu kendi çalışmalarında da? Evet hocam. Çok hakim gibi durmadın yani heyecandan oldu diyorsun ama çok çok iyi bir türküdür bu. Genelde söylerim hocam ama söylersin. Biraz heyecandan dolayı. Evet evet pekala. Pekala oylamamızı yapalım ardından yorumlara geçelim. Bakalım Metecan mı yoksa Semih mi daha çok beğeni almış ana jüri tarafından? Oylama başlasın lütfen. Oylama sona erdi. Yarın Semih mi, Metecan mı bizimle olacak? Bakalım nasıl bir oylama yapmış ana jüri üyelerimiz. İşte jürinin kararı. Üçü de Semih'ten yana oy kullanmışlar. Tebrikler Semih. Yarın bizimle birlikte olacaksın. Geçmiş olsun mu diyeyim? Ne diyeyim? Ve dinleyelim bakalım nelermiş sebepleri bu oyları verirken jüri üyelerimizin. Baba senle başlayalım lütfen. Başlayalım. İkisinin de sahne performansını aynı buldum. Verimsiz yani. Tabii solist, yeteri kadar solistliği bilmiyorlar. Oturarak kemençesiyle çalayı. Bu kardeşim de pek ayakta solistik değil. Hep oturarak çalarak. Evet, hep İşte oturarak çalarak başka, ayağa kalkıp başka. İkisinin de bu çekimserliği açık şekilde duruyor ama özetle Semih kardeşim daha az hatalı okudu. Abicim neler söylemek istersin? Metecan kardeşimiz tabii bu türkünün hakkını veremedi. Kendi de farkında bir müzisyen olarak. Biraz yürüyüşü de zor bir türküdür zaten. Ama dediğim gibi çok çok harika bir türküdür bu. Mübadele zamanına aittir. Semih'e gelince artık kemençeni kafandan at, ayakta şarkı söylerken bütün şarkına ve dünyana hakim ol ki yolculuğun devam etsin, tamam mı? Dikkate alacağım hocam. Hadi sağ bakalım olun. Kolay gelsin. Bugün böyle oldu. Yarın işin bu kadar kolay olmayabilir. Sağ olun hocam. Işın. Geçmiş olsun Metecan. Teşekkürler hocam. Kendine yenildiğin noktayı da hatırlıyorsun söylerken. Çünkü onu gördüm evet. Sende. İşte bu sahne böyle bir şey. Bu bir yarışma, ne yazık ki geri sar düğmemiz yok. Hani dur baştan alayım de yok. Bu yüzden anlık performansları değerlendiriyoruz. Kusura bakma. Çok güzel bir sesin var. Teşekkürler hocam. Çok güzel bir sesin var. Girdin zaten ben çok değişik de bir ses. Çok da parlak bir sesin var. Aynen öyle ama... İşte şarkıyı eserin üzerine hakimiyet kuramayınca böyle dağılabiliyoruz. Ama bayağı heyecanlandı. Evet evet. Bayağı heyecanlandı. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Bizimle olduğun için teşekkür ediyoruz.
Semih, yarın senin işin gerçekten zor. Çünkü bu sahneyi, şu küçücük alanı senin kullanman gerekiyor ve kullanmıyorsun hocam. Evet hocam. Abi kullanamıyor çocuk. Kullanacak. Kullanacak abi. Yarın daha değişik bir sahneye kullanacak gelecek. Abi. İki adım öne, iki adım geri bile olsa bunu kullanmak mecburiyet. Ben en azından tango gibi olsun. Hani en az iki adım iki geri bir göreyim seni. Şöyle durma yani bu. Ula ben bile senden iyi oynayayım burada görmedin mi? Senin gibi oynayanı görmedim ki ben. Pekala Semih, yarın seni tekrar dinleyeceğiz. Maalesef Mete Can'la yolculuğumuz burada sona erdi. Kendine iyi bak dostum. Sıradaki karşılaşmayla devam ediyoruz efendim. Sıra sende. İyi saat olsunlar. Söyle de nispet olmaz ki, sevgide zalim yar. Zorlanıp kısmet olmaz ki, sevgide hain yar. Adamı delirtme burada. Metin abi. Manyak lan bu. Sıra sende Türkiye. Alkışlar Ayça ve Hamza için geliyor. Ayça 28 yaşında. Sinema televizyon bölümü mezunu olan yarışmacımız farklı sesi ve yorumuyla dikkat çekiyor. Önceki haftalarda simit atılıp koruma altına alınan Ayça bir kez daha bu sahnede yer alıyor. Söz vermiştin bana, yanı başımda yaşlanmaya. Söz vermiştik bu dünyaya, ne olursak olsaydı. Kaç yıl geçti bak hala, son bakışın miras bana, saklı duruyor ne fayda, bıraksaydın solsaydı. Hangi bahane avutur bilmem, hangi günahın bedeli bu. Hangi bahane avutur bilmem.
Sen gittiğinden beri çalışıyor Ayça. İyi saatte olsunlar. Kendi aramızda sohbetimizi ettiğimize göre artık hoş geldin Ayça. Tekrardan seni burada görmek çok güzel. Benim için de öyle. Barajı açtın, sonuna kadar götürdün. Ben bir tane ona. Kararsızımız var perküsyonda ama çalıyor olduğundan olduğunu düşünüyorum. Oyunun dışında herkes durumundan memnun görünüyor. Hemen Mustafa'ya soralım. Mustafa. Bir Candan Erçetin hayranı olarak galiba ilk defa sizden beğendim bu şarkıyı. Teşekkür Enerjiniz ederim. Muhteşem. Ben sizi yukarıda da gördüm. Teşekkür ederim. Babacığım. Seni böyle alkışlar falan tutarken abi gördüm. Abi İspanyol müziğini çok severim. Evet, flamenco. Flamenco. Pekala, Ayça tebrik ederim. Durumumuz teşekkür gayet ederim. İyi. Bir rakibimizi dinleyelim Hamza'yı. Ondan sonra tekrar burada olacağız. Alkışlar Hamza için geliyor. Hamza 20 yaşında. 13 yaşında gitar kursuna giderek müzikle tanışan yarışmacımız müzisyenlik yapıyor. Müzik yaparak geçimini sağlayan Hamza'nın tek arzusu profesyonel bir sanatçı olabilmek. Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi son vermek için hayatıma. Tüm güllerim soldu, sana atmadım, taraf olmadım asla. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Gülmem de yeterdi geri gelmek için hayata. Beni alsalar, ipe koysalar, dayanamaz yine kadere salsalar. Gönlüm arıyor, titriyorum ben. Sıra gelmeden gidemem ki ben, tutmaz ellerim seni görmeden. Zaman geçiyor, bekliyorum ben. Beni alsalar, ipe koysalar, dayanamaz yine kadere salsalar. Gönlüm arıyor, titriyorum. Sıra gelmeden gidemem ki ben, tutmaz ellerim seni görmeden. Zaman geçiyor, bekliyorum ben. Giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi geri gelmek için hayata. Beni alsalar, ipe koysalar, dayanamaz yine kadere salsalar. Gönlüm arıyor, titriyorum. Sıra gelmeden gidemem ki ben, tutmaz ellerim seni görmeden. Zaman geçiyor, bekliyorum ben. Beni alsalar, dayanamaz yine kadere salsalar. Gönlüm arıyor, titriyorum ben. Sıra gelmeden gidemem ki ben, tutmaz ellerim seni görmeden. Zaman geçiyor, bekliyorum ben.
giden günlerim oldu. Hamza. Abi çok sağ ol. Ne haber? İyi abi, sen nasılsın? Hoş geldin. Neler oluyor? Abi neler oluyor? Vallahi burası çok güzel ya. Çok beğendim. Beğendin mi? Evet. Vallahi buraları hep bak plexi yaptırdık. Buraları siyah yaptırttım. Aralara Uras böyle kırmızılar attım. Uras kendi yaptı oraları yalnız bak. Dikkat edin. Sen yaptın abi. Ben yaptım abi. Bu mesela şu halkalar falan hep benim eserim. Eyvallah. Tarzını beğendiniz mi? Nasıl? Ya ben içeride demin çocuk çıktı ya. Ben daha hala böyle bir tuhaf haldeyim. Arkada bir kavga mavga mı oldu? Gürültü mü? Arkadaşlarıyla akşamdan geldi. Bu eğlence varmış. Hocam ben bunu 3 gün aradım. Bu yeni numara mı oğlum bunlar? Yeni tarz mı? Aynen. Birini hatta biraz daha uzun hatta bırakıyorsun. Hatta biri biraz evet. Aşağıda kalıyor. Evet. Evet. Bana da alsana bundan. Alacağım, alacağım. Tamam. Tamam. Rahat ol. Tamam. Bizim alacağım. Mendil ne oldu? Ya mendil... Oba! Oba! Yerleri atıyor ya. Al ya, al. Al sana olurum mendil. Baba. Feda olsun mendil. Canımsın. Feda olsun. Biliyorsun. Kaldın mendilsin şimdi. Kim? Bende mendil çok. Çok. İşte bak kızlarım bana yaptılar içeride. evet. O zaman oylamaya geçelim. Üzerine konuşalım. Oylama başlasın lütfen. Ayça mı yoksa Hamza mı? Bakalım yarın bizimle birlikte olacak 8 kişiden biri olabilecekler mi? Önce Işın Karaca'nın oyuyla başlayalım bakalım. Ayça'dan yana kullanmış oyunu Işın. Teşekkür ederim. Ayça seni kim kurtarmıştı? Metin abi. Metin abi kurtarmıştı. Aslında evet ama şey simidi atan Metin Şentürk'tü. Metin Şentürk'tü. Ama oy veren Mustafa Keser'di. Mustafa Keser'di. Işıncığım neden Ayça? Ayça daha iyi şarkı söyledi. Daha net şarkı söyledi. Daha şarkısına hakimdi. Kontrollüydü. Hamza daha çok içinde sallandı. Gitti geldi tutamadı, şarkı kaçtı geldi, bir sürü bir olaylar yaşadı Hamza kendi içinde şarkıyı söylerken. Bu yüzden Ayça'yı seçtim. Hay hay. Ve Mustafa Keser'in. Darararam. Hamza'dan yana kullanmış oyunu. Hamza tebrikler. Teşekkür ederim hocam. Babacığım o kadar ritim tuttun, alkışlar yaptın, çık 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 filan. Sağ gösterip Hamza'ya verdin. Ya baba kime ritim tutar, alkış yaparsa bil ki o gidecek. Eyvah. Onu bilin yani. Anladın? Metin de kimle şarkı söylerse kimle... o gidiyor. Evet. Şükürler olsun negatif bir olayım yok. Herkes bir yol bulmuş. Şimdi şöyle söyleyeyim babacığım. Bir önceki yarışmada Ayça Hanım... O okuduğu branş itibariyle bayağı başarılıydı. Bu Hamza kardeşimiz de tabii sevmediğim bir sürü o arabesk denilen namelerden var. Böyle paçalı var ama pek sağlıksız ses bastığını çok az duydum. Yani hani bizim detonasyon ve baskının iyi olmadığı meselesinde yani pek fazla hata yapmadı. Hadise bundan ibaret. Hay hay. Oy sizin efendim. Metin abinin oyunu görelim. Ayça'dan yana kullanmış. Ayça tebrikler. Teşekkür ederim. Abicim neden Ayça? Bir kere
İki performansı değerlendirince Ayça'nın daha verimli olduğuna karar verdim bugün. Hem performansının da sevgili kardeşimden daha iyi olduğunu düşündüğüm için de oyumu sana verdim. Ama finalinde çok iyi değildin. Minik bir finalin vardı ama orada dikkat et. Bak final kötü bıraktığın zaman, sağlam olmadı finalin. Bıraktığın zaman bizim o dinlediğimiz her şeyi unutturup orada kalabilir aklımız. Allah'tan öyle olmadım ben. Ama dikkat et. Finalde sağlam kalmalıydın. Orada bir hatan var. Onu belirtmiş olayım ki. Yarın. Ondan sonra yarın ne yapacağını daha iyi bilirsin. Teşekkür tamam. ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Kardeşim Hamza'ydı değil mi? Evet hocam. Hamzacığım ağzına sağlık senin de. Gayet keyifli söylediğin şarkını. Ama maalesef benim içgüdülerim ve duygularım böyle hareket etmemi istedi. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ayça yarın bizimle birlikte olacak. Geçen sefer kurtarılmıştı ve o aldığı kurtarılma hakkını çok iyi değerlendirdi. Ve yarına 8 kişinin içine ismini yazdırmayı başardı. Ve onun için geliyor alkışlar. Bir hava alıp gelecek baba. Bir hava alayım geleyim abi. Çok Nereye sıkıldım. Gidiyorsun ya? Çok sıkıldım. İlacını da içeceğim Allah aşkına. Nerede ilacın? Baba. Baba tam oturmuyor. Üzerine şey. Baba sana simit atmış bulunuyor. Hocam çok mutlu oldum. Son ya. Raconu baba keser. Vay vay. İş pandemide bitiyor bizi. Hamzacığım alabilirsin. Alabilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Oğlum, İyi ki ismin Mustafa Keser yani. İlla Keser'e bağlayacaksın yani. Eve götürme emanettir ona göre. Hamza seni de önümüzdeki haftalarda tekrar dinleyeceğiz. Alkışlar ikisine de gelsin. Bir kaybederimiz olmadı. Yarın Ayça ile birlikteyiz sevgili seyirciler. Sıra sende sevgilim senin yoluna gel de sarıl biraz sarıl boynuma. Babayı ağlattın ya. Vallahi ağlattım. Biz aşkı meleklerden çaldık. Biliyor musun şimdi bilmiyorsan uzatmayalım. Ya kızcağızı ağlattın abi ya. Abi bunda ağlanacak ne var ya? Ağırlı da açtım yerini. Bravo. Hüseyin ve Aziz için hazır olsanız iyi olur. Hüseyin 23 yaşında. 7 yaşında okulda şarkılar söylemeye başlayan yarışmacımızın bir ses yarışmasında derecesi bile var. Şu an iş güvenliği teknikerliği yapan Hüseyin'in tek arzusu TRT bünyesinde ses sanatçısı olabilmek. Sen gençliğimi
Ha geçememiş ya. Hüseyin. Maalesef barajı geçemedik Hüseyin. Şans. Evet, seni tanıyalım. Manisa'dan geliyorum. Ön lisans öğrencisiyim. İş sağlığı ve güvenliği teknikeri. Bu sene bitti okulum. Maşallah. Küçük yaşlardan beri müzikle uğraşıyorum. Musiki derneklerindeyim. Amatör olarak uğraşıyorum. Konservatuar hayalim vardı, gidemedim. Yani müzikle uğraşıyorum. Müzikle uğraşıyorsun. Aynen, sosyal hayatımda müzikleyim. Olmadı, neden olmadığına dair bir Rabia Hanım'a soralım bakalım o taraftan. Neden olmadı? Yani baskılar, vurgular çok az. Olması gerektiği kadar okuyamadı kardeşimiz. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Haybat, orkestranın genelinde de böyle bir hava var. Sebebi ne olabilir? Çok zor bir eser bu. O kadar çok taça çıkma eğiliminde bulunduk ki ya, yani zor of, toparladık. Çıldırdın mı? Topladık mı, toparlayamadık mı? Hep uçlarda. Hep böyle sınırda, acaba oldu mu olmayacak mı falan. Ya yine de cesaretin için tebrik ederim seni. Yani bu şarkıyı seçtiğin için en azından o taraftan baktığımızda iyi görünüyor ama olmadı yani. Olmadı. Evet, baba neden olmadı Hüseyin? Abi orkestra bir türlü eşlik edemedi çocuğa. Edemedi. Neyse, tabii edemedi. Işın neden olmadı? Hayır, niye edemedi sor. Ha, neden edemedi? Baştan aşağı usul hatası yaptı da çocuklar çalamadılar. Yeğenim biraz madem bu işe gönül vermişsin, sana en önemli birinci tavsiyem usul bilgini geliştir. Ritim neredeyse sıfır. Yani ritim sıkıntısı yaşadık. Ritim sıkıntım var. Hiç ritme uymadan hemen hemen baştan sonuna kadar orkestra seni bekliyor, yakalamaya çalışıyor falan. Yani buradaki en sesin iyi. Ancak korkunç bir ritim sıkıntısı var. Bunu geliştirmeye bak. Tamam hocam, sağ olun. En büyük arıza bu. Bunu halledemezsen işin zor. Çok zor. Işın. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Oluyor bazen. İşte, çok güzel sesin var. Hocalarımızın dediği gibi çok öyle üstüne gitmenin bir konu, üstüne gitmenin bir anlamı yok ama çok güzel bir sesin var. Evet, ama ne yazık ki hakikaten kaçan kovalanır oldu yani şarkı. Sen gidiyorsun, Haybat gidiyor. Mert dur, ben de geleyim dur. Yani bir kan gövdeyi götürdü. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Abicim, benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesidir bu. Ama bugün o işte bir laf var ya diyoruz. Ben şimdi daha başka cümle kurmayacağım çünkü Mustafa abi her şeyi söyledi. Olmayınca olmuyor ya. Yolculuğumuz buraya kadarmış. Kendine çok iyi bak. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Şimdi de rakibi Aziz'le devam ediyoruz efendim. Aziz 22 yaşında. Daha 3 yaşında şarkılar söylemeye başlayan yarışmacımız Türkmenistan doğumlu. Farklı yorumu ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Aziz'in en büyük hayali annesinin hayalini gerçekleştirmek ve başarılı bir sanatçı olabilmek.
Tebrikler. Bravo. Teşekkür ederim. Seni bravo. Tanıyalım. Hoş geldin. İsmim Aziz. Öğrenciyim. İstanbul'dan katıldım. Kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. 22 yaşında. Bugün genç yarışmacılarımız var hep. Evet. Konservatuvar okuyorum. İstanbul Üniversitesi. Çok güzel. Durumumuz gayet iyi. Barajı geçmemiz bile yeterliydi ama neredeyse sonuna kadar doldurmuş olduk. Rakibin maalesef elendi biliyorsun barajı geçemediği için. Yarın seni burada tekrar dinleyeceğiz. Herhangi bir elemeye şu anda girmeyeceksin. Ama seninle ilgili birer cümle alalım bakalım neler hissetmiş sevgili ana jüri üyeleri. Metin abi. Çok güzel okudun. Tebrik ediyorum. Hiçbir şeyi tesadüfi yapmadın. Baştan sona kadar... Tüm ki bu böyle bir de çok tatlı bir nikriz makamı dediğimiz bir makam vardır bunun içinde. Çok güzel o baskılar, o tavır. Tek kelimeyle bana göre harikaydın. Tebrik ediyorum. Ağzına sağlık kardeşim. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Babacığım. Ben ayakta konuşmak istiyorum abi. Lütfen. Bu delikanlının karşısında ayakta duruyorum. Eyvah. Estağfurullah. Evet. Çok sağ olun. Şimdi bu kardeşimiz... Babanın istediği tavırdı çünkü. Hatta önümü bile ilikliyorum, samimi söylüyorum. Şimdi bu kardeşimiz Türkmenistanlı bir kardeşimiz. Evet. Her zaman söylüyorum ya, elin tavuğu adama kaz görünür meselesi. Bizim camiada musiki yapmaya çalışanlara bu kapak olsun bu çocuk. Evet. Birebir gayet aynen. Düzgün bir Türk musikisi tavrı okudu. Hiçbir hata yapmadan ve böyle güzel, Rıfat Bey'in bir şarkısıdır bu. Kimse de bilmez yani şarkıyı. Muhteşem. Ağzına sağlık evladım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Bu ilk defa oluyor. Evet. Ama, Aziz bu ilk defa oluyor. Ama ben dinlerken dedim ki Uraz, ya Mustafa abi dedim ki bu çocuğu Mustafa abi öper. Evet. Çünkü çok güzel okudu ya. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Saygılar. Bravo sana. Aferin. Tebrik ediyorum Aziz seni. Yarın tekrar birlikte olacağız. Alkışlar Aziz için geliyor ve bir sonraki karşılaşmamıza gidiyoruz efendim. Ölürüm sevgilim senin yoluna. Gel de sarıl biraz, sarıl boynuma. Babayı ağlattın ya. Vallahi ağlattın. Biz aşkı meleklerden çaldık. Biliyor musun? Bilmiyorsan uzatmayalım. Ya kızcağızı ağlattın abi ya. Abi bunda ağlanacak ne var ya? Yazma onu çevirme. Allı turnam bizi bele barırsa. Geçmemişim. Yapma ya. Arzu ve Mert. Arzu 37 yaşında. Ev hanımı olan yarışmacımız belediye konservatuvarında eğitim almış. Birçok koroda solist olarak yer alan Arzu'nun en büyük hayali başarılı bir ses sanatçısı olabilmek. Çeşme başında gözüm bir ala göz, bir ala göz kanıma düştü. Taşın oynattı gözümde güldü gülen de gadası canıma düştü. Hello.
kanım sen dertlisin, kanım sen dertlisin, ben yaralıyım dedi nişanlıyım, dedi nişanlıyım, özge malıyım, kırıldı kol kanadım, yanıma düştüm. Allah Allah! Alkışlar Arzu için geldim. Tebrik ederiz Arzu. Barajı da geçtin. Çok heyecanlıyım. Tamam. Hoş olabilir. Geldin. Hoş bulduk. Seni tanıyalım lütfen. Adım Arzu Asoğlu. 37 yaşındayım. Kocaeli'de yaşıyorum ama Antalya'dan katıldım. Tamam. Çünkü yazları orada bulunuyoruz. Evliyim. 3,5 yaşında bir kızım var. Maşallah. Burada mı kendisi? Burada şu anda. Nerede bir? Orada babasının yanında. El kaldırabilir misiniz? Ha, yukarıda. Yukarıda. Tembelim. Hemen halk jürisine dönelim. Oradan bir iki yorum dinleyelim. Bakalım neler hissetmişler. Meltem. Bayıldım. Gümbür gümbürdü. Çok güzeldi. Çok yolunuz açık ederim. Olsun. Çok mersi. Derya. Gerçekten çok güzeldi. Yorum bile yapamayacağım. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Ahmet. Yani çok hakim olmadığım bir şarkı türü ama gerçekten şu an burada dinlediğim şu ana kadar en iyi şarkıydı. Yani ses anlamında en iyi sese çok sahip. Çok teşekkürler. Ses. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hemen rakibini dinleyelim Arzu. Mert gelsin. Ardından tekrar burada buluşacağız. Alkışlar Mert için geliyor efendim. Mert 25 yaşında. 16 yaşında lisede bağlama çalmaya başlayan yarışmacımız konservatuvar mezunu. Müzik öğretmeni olan Mert'in tek arzusu bir müzik merkezi açıp öğrenciler yetiştirmek. Thank you.
Mert, tebrik ederim abi. Ağzına sağlık. %100'ünü doldurdun. Herkesten tam not almış oldun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim seni. Hemen dönelim yine halk jürimize neler hissetmişler. Rabia Hanım. Güzel okudu. Ağzına yüreğine sağlık. Başarılar sağ diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biraz eksikler olsa da. Düzeltmeye çalışacağız diyelim. İnşallah. Şansımız bol olsun. Haksızlık etme. Çok çekimser kaldı. Çok kenarda çekildi. Zorla ikna ediyorum buradan bas diye. Çünkü gerçekten çok güzel sesi var. Benim dinlediğim bir müzik değil açık konuşmak gerekirse ama bu aslında bizim doğduğumuz toprağın bir şeyi ya. İster istemez yabancı kalamıyorsun. Ve beni içine çekti ben. O yüzden tam not. Ne güzel bir yorum. Toprağın çekmesi. Ve oylamamız başlıyor. Buyursunlar. Sona erdi. İşte ana jürinin kararı. Arzu'dan yana oy kullanmış. Arzu yarın bizimlesin. Tebrik ederim seni. Neden Arzu? Metin abi. Ya çok güzel okudu Arzu. Tabii Mert kardeşim de güzel okudu. Çok böyle durağan tadını çıkara okudu. Yalnız Arzu'nun hem başındaki performansı hem daha sonraki türküsünde birazcık daha çok aralıklı bir fark yok ama biraz performansta daha iyiydi Mert kardeşimden. Ve bu duyguya istinaden de böyle oldu benim oyum. Pekala. Işın. Mert'cim çok güzel bir sesin var. Bu... Sağ ol. Tamam kaybettin de hani çok büyük bir farkla kaybetmedin. Şimdi bir gerçek var ortada. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Sevgili Arzu. Başarılar. Çok teşekkür Yarın ediyorum. Yarın bizi gerçekten böyle çok çok başka yerlere götürmeni çok diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok, sağ olun. Çok keyifle dinlediğim bir uzun hava oldu çünkü. Çok 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 içten, çok gerçek, çok anlatımı çok doğru. Tebrik ediyorum. Baba. Evet. Baba biliyorsun her zaman doğruları su yüzüne çıkaran bir durumu söz konusu. Biz yalan mı söylüyoruz? Ya ben de biz yalan mı söylüyoruz? Hadi bakalım. Allah Metin Allah. Abi üç kağıt mı yapıyor? Biz yalancı oğlum, mıyız? Üç kağıtçı mıyız? Gönül mü almaya çalışıyor? Konuşuyorsun? Yaşına başına hürmet söylediği ediyoruz. Adamı laflar delirtme. Yanlış mı yani? Adamı delirtme burada. Metin abi! Hayır ben ne olacağım arada onu düşünüyor. Bütün problemim şu anda bu. Ya iki dakikada bizi üç kağıtçı pozisyonuna düşürüyor ya. Yok ben doğruları söylermişim. Biz de söylüyoruz. Biz de söylüyoruz. Biz yalancı mıyız ya? Bize düzgün konuş kardeşim. Şimdi Metin beni... kalkıyor ya ben korkuyorum yapma bunu. Bir rahatlama oldu. Evet. Oh. Bir rahatladık babacığım buyurun. Oh. Buyur baba. Anlatacaklarımı dinleseler bunlar Fuzuli'ye konuştuklarını anlayacaklar. Evet babacığım. Nasıl eğlendik be. Ben doğruları söylerim demedim. Doğruları su yüzüne çıkaralım. Çıkar yani. Babacığım. Çıkaralım. Ya baba güzel. Sizin ya. Bilmediğiniz mevzular bunlar. Saygılar. Bu türkü olur. Aşağı yukarı 30 yıl önce benim bir albümümde okuduğum bir parçadır. Ben gündeme getirdiğim bir parçadır. 30 yıl önce. Evet. Kaset var o yıllarda. Kaset, evet. CD yok o zaman. 87 yılında kaseti okumuştum. Ama ne yazık ki burada bir üzücü bir durum var benim için. Bu türküyü benden sonra bir iki kişi okudu. Orada Azerbaycanlı El Esker'den aldıklarını yazmışlar oraya. Kaynak kişi onlar. Evet. Halbuki onlar El Esker'in adını bile benim okuduğum parçada duydular. El Esker'i falan tanımazlar. El Esker Azerbaycan'ın en ünlü şairlerinden biridir. Bu şiirin sahibi. Artı
Tabii onlar Buski'yi yeteri kadar bilmedikleri için burada bir benim bir sahtekarlık yaptığımın farkında değiller. Yani sahtekarlık derken şunu kastediyorum. Başındaki serbest bölüm başka bir şarkının başıdır, türkünün. Arkasından ritimli okunan bölüm de başka bir türküdür. Onlar birleştirmişler mi? Ben birleştirdim de onlar bu ikisinin bir türkü olduğunu zannediyorlar. El Esker'den aldık diyorlar. Dediğim gibi El Esker'in adını bile bilmezler. Bu türkünün hareketli bölümü, ritimli bölümü ben çocuktum. Urfalı Cemil Cankat okumuştu. Oradan aklımda kalmıştır. Eyvallah. Baştaki serbest bölüm de yine Allah rahmet eylesin gelmiş geçmiş en büyük üstadlardan bağlama sanatçısı Talip Özkan hocamızın Azerbaycan'dan derlediği mükemmel bir radyo arşivini bir karıştırıyordum orada duydum. Bir baktım arkasındaki türküye göre bu türkü daha yakıştı gibi geldi bana. İkisini farklı farklı yaptım. Bunun asıl o abla sen belki bilirsin o türküyü. Bu perşembe hani güle 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 güle. Evet, evet. Şimdi bu perşembe günü asıl o güle gülenin başındadır. Evet evet o, biliyorum. Ondan sonracığıma biraz benden dinlediğin kadarıyla bir şeyler yaptın. Yapmaya çalıştım biraz öyle diyelim. Biraz da İbrahim kardeşimizden evet. Dinlediklerinden biraz bir paçal yapmışsın. Hanımların uzun havayı pek iyi okuyamadığını geçmiş programlarda söylemiştim. Nedendir bilemiyorum. Maşallah yani çok lafını doğruya yakın okudun. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü uzun hava yorumlamayı çok seviyorum ama. Geri aldın mı lafını? Hangisini? Kadınlarım. Bana söylediğini. Hayır hayır. Metin abiyle ilgili ileri geri konuştun. Selamun aleyküm dayı. Şimdi her şey mübarek elini ver bir dakika. Oğlum benim bu söylediklerimle sizin oğlum aranızda bir bağlantı var mı? Yok. Her türlü kendimize bağlarız konuyu. Rahat biz ol. Kendimize bağladık yine. Ayıp ediyorsun. Biz kendimize evet. Bağladık yine. İşte bunlar uyuz adamlar kendilerinden işkileniyorlar tabii. Halbuki onlara bir şey söylemedim. Efendim, Arzu bizimle beraber yarın tekrar bu sahnede olacak. O 8 kişinin içinde yerini aldı. Ama maalesef aynı şeyi senin için söyleyemiyorum abi. Yolun at. Açık olsun. At! Dur, at! Dur! 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 At! Bak. At! Al bakalım! At! Allah gitti be! Bana bak ne yapıyorsun? Orkestra gidiyordum Metin! Ben mutlaka ya orkestrayı ya halk jürisini telef edeceğim. Şimdi bizde derler köre attın topala vurdun. Mert ben, de bu şekilde ya orkestra ya, koruma altına alınmış gidecek. Oldu. Metin Şentürk tarafından bir şey söylemek ister misin? İnşallah bu bana attığınız simiti boş çevirmeyeceğim size. Daha güzel performanslarla karşılayacağım. Ağzına sağlık. Evet. Çok güzel okudun. Sevgili çok ben, güzel okudun. Şunu söyleyeceğim. Uras. Evet abi. Çok samimi bir şey söyleyeceğim de kısacık. Kusura bakma seni böldüm. Şimdi Mert'in dinlerken Mert'i vallahi aklım hani oyumu verdim Arzu'ya çünkü hem profesyonel olarak müzik yapmıyorum dedi. Hem gayet de güzel yetiştirmiş kendini. Tamam bir konservatuvar mezuniyeti var ama neticede aklım elim buradan Arzu'ya oy verirken aklım da Mert'te kaldı. O yüzden bu simiti şu anda en doğru yere kullandığımı düşünüyorum. Ve Mert bize çok daha güzel şeyler de söyleyecektir ve göreceğiz hep beraber inşallah. İnşallah. Hadi bakalım kolay gelsin Mert. Sağ olun çok, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hem Mert'e hem de Arzu'ya. Alkışlarını sürerken sıradaki karşılaşmaya gidiyoruz. Sıra sende Türkiye. Böyle de nispet olmaz ki seni gidi hain yar. Zorlanıp kısmet olmaz ki seni gidi hain yar. Geçmemiş ya. Yapma ya. Aa şaka mı bu? Ölürüm sevgilim senin yoluna. Gel de sarıl. Babayı ağlattın ya. Vallahi ağlattın. Biz aşkı meleklerden çaldık. Biliyor musun? Bilmiyorsan uzatmayalım. Ya kızcağızı ağlattın abi ya. Abi bunda ağlanacak ne var ya? Sıra sende Türkiye. Engin ve Mustafa için hazır mısınız? Yaşında. 7 yaşında müzikle tanışan yarışmacımız birçok enstrüman çalabiliyor. Belediye konservatuvarında şan ve enstrüman bölümlerinde okuyan Engin'in tek hayali başarılı bir sanatçı olabilmek.
görmedi, kördü desene. Kimseleri görmedi, kördü desene. Alkışlar Engin için geldi. Yapma ya. Ama ya. Geçmedi. Oylar yeterli olmadı. Aa, şaka mı bu? Teşekkür ediyorum. Ne yapalım? Abi. Seni biraz tanıyalım abi. Orkestradan da mı geçmedi? Evet. Halk jürisi hiç karar vermedi. Yani hiçbir şey söylemediler. Ben de merak ediyorum. Seni biraz tanıyalım, sonra oraya geleceğiz abi. İsmim Engin Avcı. Evet. Vanlıyım ama İzmir'den katılıyorum. Eyvallah. Yarışmaya. Müzisyenim çocukluktan beri. Bu işten mi ekmek kazanıyorsun? Evet. Eyvallah. Kendim piyanistik yapıyorum. Ayrıca bağlama. Çalıyorsun. Türkü tadında bir program yapıyorum aslında. Nasipmiş. Hiç buraya bakmadım ben zaten. Ben merak ediyorum ya. Niçin geçmediğini bir... Hemen öğreneceğiz abi. Hiç merak etme. Ben de merak ediyorum. Evet. İlk defa bir halk jürisinin... İyi ki bakmadın. Bu kadar güzel okuyamazdın oraya. Baksaydın moralim bozulurdu. Ha hocam abi. Zaten... Diyorum iyi ki oraya bakmamışsın. Bu kadar güzel okuyamazdın. Bir daha okusun. Teşekkür. Abi bir daha değerlendirelim. Olmaz. Kabul etmiyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen halk jürisine tek tek sormak istiyorum sebeplerini. Meltem, niçin oy vermedin? Ben aslında çok beğenmemezlik yapmadım ama çok da bana hitap etmediği için beğenmedim demek istemediğimden dolayı bu şekilde. Çekimsel kaldım, evet. Ahmet? Ya ben şöyle düşündüm, şimdi evet aynı şekilde bana da mesela hitap etmiyor ama hani bundan önceki mesela şarkı söyleyen arkadaşlarımızda da hani böyle bir yeni, en azından hani şarkı sizi alıyordu veya işte size bir şeyler katıyordu, bir hayal kurmanıza yarıyordu falan. Hani ben onu hiç kurmadım. Burada yaşayamadı. Onu yaşayamadım yani. Derya. Evet aynen. Arkadaşıma katılıyorum. Benim de dinlemediğim bir müzik tarzı.
O yüzden çekmedi. O yüzden çekimsel kaldım. Uğraz, bütün halk jürisinin butonlarına sen bas, bu işi bitir ya. Abi geçti artık o iş. Beğenenlere soralım neyi beğenmişler. Hemen arka tarafta. Evet. Çok güzel okudu, ben beğendim. Beğendin. Evet. Yani toplumun genelinde az miktarda bir beğeni var. Ve seyirciler de beğenmiş, katılmışlar. Ben burada bir trafik kazası olduğunu düşünüyorum ya. Haybat, neden olmadı sence? Ya Engin aslında çok daha iyi bir sesi var da. Biz onun aslında bugün provada ama o kadar ürkek söyledi ki. Yani çok daha parlak sesi var. Hatta az önceki bir ton daha aşağı düşürdük. İşte biraz hastayım falan diye. Zannediyorum ki arkadaşlarım bu yüzden kırmızıya bastılar. Çünkü çok daha parlak bir performansı vardı. Yani bu eseri normalinde iki ses yukarıdan evet, okuyorum. Çok daha parlak. O yüzden şimdi, arkadaşlarım evet. Kırmızıya bastı. Yani kendisini gösteremediğini düşünüyorum. Keşke orkestranın seni yönlendirdiği gibi bıraksaydın her şeyi. Benim. Hocam şimdi geçen hafta gittikten bugüne kadar ben grip oldum. Yani İstanbul'la İzmir'in havası arasında. Ya sahneye çıktın mı grip mi grip kalmıyor. Allah yardım ediyor. Keşke sen orkestranın seni yönettiği gibi işe ben devam etsin. Ben her zaman hocalarıma saygı duyuyorum. Gerçekten Aybat Hoca ve ekibi bambaşka bir ekip. Nasip böyleymiş. Sen yine anlı vanlı kılıcı kanlı bir adamsın. Teşekkür ederim hocam. Anlıyam, anlıyam, kılıcı kanlıyam. Allah'ına kadar vanlıyam. Çocuğu harcadınız ya. Harcadınız adamı ya. Seni tanıdığıma çok mutlu oldum abi. Çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık, buralara kadar geldin. Hem İzmir'e hem de Van'a bizden selamlar götür lütfen. Herkese selam olsun. Alkışlar Engin için geliyor. Rakibi Mustafa'yı dinliyoruz efendim. Mustafa 26 yaşında. 8 yaşında babasının ona org almasıyla müziğe başlayan yarışmacımız geçimini müzisyenlik yaparak kazanıyor. Mutlu bir evliliği olan Mustafa'nın tek isteği halk konserleri veren başarılı bir sanatçı olabilmek.
Teşekkür ediyorum. Alkışlar Mustafa için geldi. Babayı ağlattın ya. Vallahi ağlattı. Eskiden ağlarsa anam ağlar, bak şimdi babalar da ağlar. Gördün? Hadi bakalım nasıl olacak? Adı da Mustafa. Buka olur yani. Buka olur. Buka güzel söylenir. Abi mı? Herkesten tam puan aldı. Vallahi güzel söyledi be. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağ ol. Evet, seni tanıyalım Mustafa. Ben Tekirdağ'dan katılıyorum yarışmaya. Müzisyenim ben de. Belirli yerlerde sahne alıyorum. Bundan para kazanıyorsun. Evet, bu işten para kazanıyorum. Sahne alıyorsun. Evet. Pekala. Halk jürimize bakalım. Onlar nelerden etkilenmiş, sevdikleri yanlar neler olmuş? Ahmet'ten başlayalım. Yani duygulandın mı sen de Ahmet? Ya ben babaya baktım ve oradan aldım tabii enerji. Ben de bir şey yaptım ama sadece özellikle nakarat kısımları çok iyiydi. Hani onun dışında o nakarata gelirken böyle tam kelimeleri seçemedim mesela ben. Hani var öyle bir şey. Doğru. İşte var öyle bir şey. Var. Bir hafif yutuyoruz sözleri. Bakalım zaten orada bununla ilgili eleştiriler olacaktır eminim. Mustafa kazandın. Çünkü rakibin barajı geçememişti. Yarın 8 kişilik kadroda kendine yer edinmiş oldun. Tebrik ediyorum öncelikle seni. Teşekkür ederim. Yarın nelere dikkat etmelisin? Nerelerde yanlışlar yaptın şu anda? Onları bir konuşalım istersen. Hem de iyi yaptığı yerleri de tabii ki göz ardı etmeyeceğiz. Evet. Babayla başlayalım bakalım. Başlayalım. Duygusal adam neler söyleyecek. Yani, yaş ilerledikçe bu gözyaşları daha çok oluyor. baba pardon baba. Baba özür dilerim. Otur yerine. Evlat hayırsız çıktı. Evlat hayırsız evet, çıktı. Bak yine benden hayır var sana. Bu son yaptığım CD'de kaset yok. O zaman okuduğum bir parçadır. Odur budur. Bir daha da kaset yapmadım. Aşağı yukarı 17-18 sene oluyor. Neden? Satmıyor abi. Bizden önce internette indiriyorlar. Alkış çok, para yok. Yani. Alkış çok, para yok. Evet. Çok onun için yazık. Yani biz diğer arkadaşlar gibi, hani affedersin, bunu yermek açısından söylemiyorum. Onlar sadece şarkıcı arkadaşlarımız. Benim gibi müzisyen şarkıcı arkadaşlar, beste yap, şiir yaz, bilmem aranje et, çaldır, oku. Vur kaleme yok bir şey. Elde sıfır. Onun için insan içinde tabii 50 yıldan sonra şevk de kalmıyor yani. Ulan çalışıyorum diyorsun, karşılığı yok. Nasıl yok ya? Yok. Nasıl? Nasıl yok ya? Abi şu kaset satmıyor. 80 milyon insan seni yani seviyor Mustafa hayır, Keser. Hayır. Kaset yapmıyorum, sahneye çıkmıyorum demedim ya. Ha tamam. Baba, yürü. Rajon böyle kesilir. Yeğenim okuyuş tarzı olarak neredeyse birebir aynen benim okuduğum en ince detayına kadar okudu. Ağzına evet. Sağlık. Teşekkür yalnız aklın yolu birdir. Ahmet kardeşimizin dediği gibi bu şarkıya mahsus değil. Bütün okuduğun şarkılarda lütfen lisanını açık ve net olsun. Kelimeleri millet anlasın. Anlasın ki konuya muttali olsun, vakıf olsun yani. Anlasın. Sözünü anlamasa hikaye şarkı. Buna dikkat edersen gerisine bir diyeceğim yok babacığım. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Evet. Çok şey yapmadı, sarsmadı. Güzel şeyler duyduk. Genelde biliyorsun yorumları böyle sarsıcı oluyor insanlara. Müziği bırak, sen git şemsiye sat. Evinden niye buraya kalktın geldin. Işıncığım seni dinleyelim lütfen. Mustafa'cığım tebrikler. Ben sürekli buradan Mustafa Keser'i kesiyorum sen şarkı söylerken. Çünkü yani şimdi sevgili Mustafa Keser'in bir bestesini okumak o kadar büyük de bir şarkı ki. Yani anlatımı, dili... Çok büyük bir şarkı ve herkes söyleyemez bunu. Aferin sana. Çok mesela Tutku'dan filan çok zor bir şarkıdır bu müzisyenler çok. İçinde. Aranağme karma karışık falan. Tabii tabii. Onu kısa çaldılar tabii. Yani çalamazlar anlamında söylemiyorum, kısa çaldılar. Yok onlar çalabildiği yani, yeri çalmışlar. Çalabildiği yeri çaldı onlar. Bir şey söyleyeceğim. Sevgili seyirciler, normalde şarkılar normalinden daha uzun olmasın, herkes eşit şartlarda yarışsın diye sağ olsun hocamız Mustafa Haybat, yani gece gündüz demeden önceden hazırlayıp yeni aranjelerle onları 3-3,5 dakika aralığına getiriyor. O yüzden de bazı nakaratları bir kere dönüyorlar filan gibi şeyler. Aranağme yarım çalınmıyor falan. Aranağmeler çalınmıyor gibi. Bitireyim mi? Lütfen. Yarın rica ediyorum ağzını açarak biraz şarkı söyle, şu kelimeleri dışarıya at, içine doğru okuma, bize oku, biz duyacağız. Senin duyman önemli değil. Peki. Biz duyalım seni. Abicim. Sevgili kardeşimizin adı Metin'di değil mi? Evet Metin. ortada yorum yapan halk jürisi de Metin. Ahmet Metin. Herkes Mustafa olacak mı kardeşim, öyle olmaz yani.
Peki Mustafa, gönül telimi titrettin sevgili kardeşim. Çok güzel okudun. Teşekkür ederim. Zaten üstadın da şarkısı. O da yaptı mı güzel yapıyor. Ama bazen çok güzel yazılan şarkıların çok da berbat edildiğini görüyoruz, duyuyoruz vesaire. Sen hakkını verdin. Allah da senin hakkını verdi. Bak işte ne güzel. Zaten tek kale maç oynuyorsun. Bugün rakibin de halk jürisinden ve orkestradaki jüriden geçmedi. Yarın güzel bir şarkı seçerek, arkadaşların dediği gibi ağzını da açarak, kelimeleri de güzel duyurarak okursan, sen bu hafta bayağı ümit vaat ediyorsun. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Aynen. Sağ olun. Biliyor musun? Bilmiyorsan uzatmayalım. Ya kızcağız ağlattın abi ya. Abi bunda ağlanacak ne var ya? Ağlama. Hop ninnayı, ninnayı, gel oynayı, oynayı. Lü. Lü. Ne demek lü? Derken. Duygu ile Seher karşılaşıyor, ortalık alev alıyor. Duygu 26 yaşında. Çocukluğundan beri müzikle iç içe olan yarışmacımız geçimini solistlikten kazanıyor. Önceki haftalarda jürimiz tarafından koruma altına alınan Duygu, ikinci şansı için sahnede olacak. Bir fısıltı gibi.
Teşekkürler, sağ olun. Duygu, tekrar seni burada görmek çok güzel. Teşekkür ediyorum. Şansı iyi değerlendirmiş gibi görünüyorsun. Yani Işın Hanım'ın yüzünü kara çıkartmak istemedim. Bana çok güvendi. Bu sefer heyecanlı değil, stresliydim. Niye? Bu durumdan dolayı size söz vermiştim çünkü. Bir de şarkı da çok kolay bir şarkı değil dedi bana arkada. Biraz tedirginim dedi ama üstesinden geldi galiba. Birazcık baksana ne güzel. Herkes evet, oyunu vermiş. Ortam yemyeşil. Bir tane... Nerede o? Haybat'ın kararsız kaldığını görüyoruz. Hayırdır Haybat? Onun nedenini ben biliyorum. Ha ne oldu yani? Ne olmuş olabilir? Kalamaz mıyım yani? Kalabilir. Kalamazsın. Hep bir kararsızlık. Bu hayatın senin bu kadar kararsızlık üzerine kurulu. Bugüne kadar bir kere kararsız kaldım. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Hey dostlar, küçük bir söz söylüyorum. Ben en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Yaptı gene. Hep kitabın ortasından. Hep kitabın ortasından. Kararsızım abi. Kararsız. Evet. Zararsızım abi. Kararsız olduğu yeri de biliyorum. Neden kararsız olduğunu da biliyorum. Ben de biliyorum. Tamam da hocam. Ben bir şey demeyeceğim. Işın anlatsın. Evet o zaman niye kararsız? Bence arkadaş... Daha sonra konuşalım. Aynen öyle. Pekala. Haybatıma dokunmayın. O zaman ya. Duygu'yu dinledik. Şimdi de Seher geliyor efendim alkışlarla. Seher 39 yaşında. İlkokul yıllarında müzikle tanışan yarışmacımız geçimini solistlik yaparak sağlıyor. Müziğin vazgeçilmez olduğunu söyleyen Seher'in en büyük hayali dev bir orkestra eşliğinde şarkılar söyleyebilmek. Olmaz ki seni gidi hain yar.
bana ne, beni al, beni al, onu alma. Bana ne, bana ne, bana ne, beni al, beni al, onu alma. Bana ne, bana ne, bana ne, beni al, beni al, onu alma. Bana ne, bana ne, bana ne, beni al, beni al, onu alma. Alkışlar Seher için geliyor. Merhaba Seher. Hoş geldin. Çok sağ olun. Siz sağ olun efendim geldiğiniz için, kıymetli eserinizi bizimle paylaştığınız için. Hemen döndük halk jürisine. Hemen oradan bir yorum alacağız. Derya. Ben çok eğlendim. Çok sempatik ve sahnede daha güzel duruyor. O yüzden çok eğlendim. Çok teşekkürler. Daha önce nerede gördünüz sahnenin dışında? Kuliste. Ha gördünüz, tamam, pekala. Meltem. Çok keyif aldım. Bir kere hareketleri, mimikleri de bütün çok güzeldi. Tebrikler. Teşekkürler ve teşekkür, Rabiye. Enerjisi çok yüksek. O yüzden bastım ben de. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür, başarılar diliyorum. Evet efendim, iki performans da dinledik. Oylamanın vakti değil. Buyurunuz lütfen. Oylama sona erdi. Bakalım Duygu mu yoksa Seher mi? Yarın bizimle birlikte olacak. Sondan bir önceki karşılaşmadayız. Yedinci karşılaşma, yedinci yarışmacı olmak kime nasip olacak? İşte jürimizin kararı. Metin Şentürk'le başlıyoruz. Yana kullanmış oyunu. Çok teşekkür ederim. Tebrikler Duygu. Teşekkürler. Metin abi, neden Duygu'dan yana kullandın oyunu? Şimdi Duygu'nun söylediği şarkıda biraz bir öncekinde zannedersem ben Duygu sana oy vermemiştim galiba, değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Doğru. Kınalı bebeği söylemiştin, yine yanlış hatırlamıyorum değil mi? Kesinlikle doğru. Tamam, peki. Hafızanı yesinler. Şimdi orada tabii anı değerlendiriyoruz diye hep söylüyoruz ama şu anda da anı değerlendirdik ama şunu gördüm. Bir öncekinden iyisin, kurtarılmış birinin ivme ivme kendisini geliştirerek verilen tavsiyeleri uygulaması, dikkate alması benim için çok önemli bir husus. Zira bizim söylediklerimizin de ya da seni kurtaranın söyledikleri de boşa gitmemiş oluyor. Bu çok önemli. Hem yarışmaya devam edecek arkadaşların akıbeti için öyle, hem de bizim buradaki değerimiz için böyle. O açıdan da Seher güzeldi, şarkısı için de stüdyodaki tepki ve etki gayet hoştu ama biraz ses sorunun vardı Seher. Ritmi de biraz zorladın, yani matematiğini bozdun biraz işin. O açıdan oyumu Duygu'dan yana kullandım. Hakkınızda hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz ve Mustafa Keser'in oyuyla devam ediyoruz efendim. Seher'den yana kullanmış oyunu. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Babacığım, neden Seher'i seçtiğinizi açıklayabilir misiniz? Şimdi Duygu Hanım demin Işıl Hanım'a dedi ki hani bir simit meselesinden dolayı sizi mahcup etmemek için dedi. Bunu kale almış ama
benim söylediklerimi kale almamış. Ne demiştim? Ben ne gerekçe söylemiştim hatırlıyor musun? Türkçesiyle ilgili. Evet, bravo genel tebrikler. Zaten, o genel arıza kanser zaten. Onun düzelmesi de zor ama biz söylüyoruz tabii. Onun için bak işte ikisi de pop müzikten örnekler verdiler. Doğru. Demek ki pop müzik çok düzgün Türkçeyle dokunabiliyor. Seher Hanım'ın söylediği gibi. Hiçbir abartı olmadan gayet düzgün bir Türkçeyle okunabiliyor. Bunu bozuk okumakta ki maksat bilmiyorum niye nedir. Kimseden de cevap alamadım bu hususta. Ya ben yani Türkçeyi neden bozarak okuyorsunuz? Bunun bir amacı mı var? Nedir yani? Neden öyle olur? Abla sana sorayım. Neden mesela? Sence ne olabilir? Mesela Seher Hanım'ın Türkçesini dinlediniz arkada değil mi? Sizin Türkçenizle yani şarkıdaki Türkçenizle neden yani böyle Türkçeyi normal telaffuzunun dışında söylenir? Hangi amaçla söylenir? Siz hangi amaçla mesela söylüyorsunuz? Ya aslında benim normalde konuşmamda da bakın şu söylüyorlar. Konuşmanızdaki Türkçenizi şarkıda kullansanız sorun yok. Ama bu cümleyi, konuştuğunuz şu cümleyi şarkı olarak söylediğinizde Türkçe tanınmaz hale geliyor. Niye acaba? Biliyor musunuz? Bilmiyorsan uzatmayalım. Fonetik farklılığı var bence şarkıların. Bilmiyorsan uzatmayalım. Nasıl? Fonetik farklılığı var. Ama Seher Hanım gayet ya, düzgün Türkçeyle okundu. Peki, demek okunabiliyor. Yani. Neyse. Şarkılar arasındaki fonetik tamam. Bir şey soruyorum. Benim, kimseden alamadığın bir sorunun cevabını alamamışsın. Niye soruyorsun hala? Ya? Nasıl? Hiç kimseden alamamışsın cevabı zaten. Kendi kendilerine sorsunlar ben niye Türkçeyi bozuyorum diye. Duygu Hanım'a bu yüzden. Yoksa şarkı söylemesiyle ilgili pek sorunum yok. Ya kızcağızı ağlattın abi ya. Abi bunda ağlanacak ne var ya? Hayır ya, tamam. Çirkin okuyor demedim. Sadece Türkçesine. Evet. Ama bu sadece sizin sorununuz değil. Bu sorun hemen hemen... Bu sorun herkesin sorunu. Dedim ya, çaresiz de yok. Herkes o, yani bu işi en başta başlatanlara da sorsan ben herhalde böyle daha güzel oluyor mu der, nedir bilmiyorum. Ben sizin, çok özür dilerim, sözünüzü kestim. O gün de söylediğinizde bu durumu çok önemsedim. Hı hı. Hatta hocalarımıza da dedim beni o şekilde çalıştırır mısınız? Hocalar hani çok hocalar büyük bir problem bir şey yok, görmüyoruz dediler. Onlara, yok telaffuzunda sıkıntı, şarkı söylerken görmüyoruz dediler artık. Evet, geldik. Sonucu belirleyecek olan Işın Karaca'nın oyuna. Bakalım Işın Seher mi yoksa Duygu mu demiş. Yarın kimi tekrar dinlemek ağlama istemiş. Hala ağlıyor Mustafa mu? Keser ağlattı, onun mendiliyle gözyaşlarını siliyor. İşte hayat böyle bir şey, karma. Duygu'dan yana oy kullanmış. Çok teşekkürler. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Duygu, yarın bizimle birlikte olacaksın. Yarın çok daha güzel bir gün olacak, sana söz veriyorum. Işın, neden Duygu? Tebrikler Duygu'cum. Çok teşekkür ederim. Sana döneceğim. Seher, şarkıyla niye yarışıyorsun? Yarıştın ayol. Şarkı önden, sen önden gidiyorsun. Haybat'a bir ara Mert'e baktım, acaba metronomu yükseltecek mi arkamdan gidiyor. Koşma, koşma diyorum. Yaptım. Koşma diyorum. Evet, anlatım helal çok güzel koyuyor. Bir anlatımdır. O çok çok da sevdiğim bir şarkı. Sevgili Sezen Aksu sahnesinde 9 yıl boyunca her konserde zevkle davul çalıp şarkı söylediğim, vokalini yaptığım bir şarkıdır ve bana o şeyi vermen gerekiyor. Hele bu tarz büyük, şimdi çok büyük bir şarkı gibi görünmüyor. Banko şarkı ama bak bütün seyirci ayıldı bayıldı, herkes kalktı dans etti. Neden? Evet hocam. Banko. Ama sen banko olmazsan olmuyor. Şarkıyı çok yerinde kullanman gerekiyor. Çok yerinde yastıklaman gerekiyordu. Bu yüzden sana oyumu veremedim. Çok özür dilerim. Lütfen olur mu öyle şey? Ben burada şarkı söylemek bile benim için çok önemliydi. Böyle güzel bir orkestrayla. Çok teşekkür ederim hepinize. Biz de teşekkür ediyoruz sana. Yani. Sevgili Duygu. Işın ablacığım. Son gelişinden bu yana evet ben senin ne kadar geliştiğini ve kendin gerçekten eve gidip ders çalıştığını görüyorum ben şahsen. Tebrikler. Yarın yine zor bir gün olacak. Lütfen bugün iyi dinlen. Şarkılarını iyi seç. Haybat'ı o
görmek istemiyorum bir daha onun öyle kararsız. Halleri benim çok canımı bakacağız. Ben nedenini biliyorum ama. Ben de biliyorum ama yani şarkının içindeki hata değil. Bulamadığın bir yer orası. Çok enteresan da pis bir yerdir. Herkes de onun keşke hiç denemeseydin oraya girmeyi. Bestelin ama olsun. Çok güzel söyledin. Tebrikler. Yarın görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun her şey için. Evet sevgili seyirciler, Duygu yarın Türkçemizi iyi kullanalım adlı yarışma programımızda yine bizlerle beraber olacak. Maalesef Seher'le yollarımız burada ayrılıyor. Türkçemizi en iyi kullandığımız yarışma Son Sürat devam ediyor. Vallahi alırım oyumu geri ha. Lü. Ne demek lü? Son karşılaşmamız Emre ve Onur. Yaşında. İlkokulda öğretmeninin onu keşfetmesiyle müziğe başlayan yarışmacımız, üniversite yıllarında sahne almaya başlamış. Farklı tarzı ve sesiyle dikkat çeken Emre'nin en büyük hayali, iyi bir eğitim alıp sesini tüm dünyaya duyurabilmek. Thank you.
Teşekkürler. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Emre nasılsın? Olur. Ne var ne yok? İyi hocam. Seni tanıyorum biraz. Heyecanlıyım. Emre Lü. İzmir'den geliyorum. Ege Üniversitesi'nde okuyorum. İngilizce İktisat. Bu yarışmaya şansımı denemek için geldim açıkçası. Şansın da iyi gidiyor gibi. Çünkü %100 beğeniyle şu anda performansını sergilemiş durumdasın. Hem halk jürisi hem de orkestra tarafından firesizsin. Bir kez daha alkışlayalım bence Emre'yi. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Hemen birkaç küçük yorum alalım, sonra da rakibini dinleyelim. Hemen Rabia Hanım'a döndük. Gayet başarılıydı. Sahne performansı, sesi, müziğe hakimiyeti çok güzeldi. Çok beğendim, tebrik ediyorum. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Mustafa. Sahneyi çok güzel kullandı. Zaten sesi çok güzel. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarla sahneyi Onur'a bırakıyoruz. Ardından tekrar burada olacağız. Onur 22 yaşında. Devlet Konservatuvarı'nda öğrenci olan yarışmacımız iyi bir eğitmen olmak istiyor. Önceki haftalarda jürimiz tarafından koruma altına alınan Onur, ikinci kez sahnede olacak. Gel oynayı, oynayı. Senin için
için terk ederim büsbütün bu dünyayı. Hop ninnayı, ninnayı, gel oynayı, oynayı. Senin için terk ederim büsbütün bu dünyayı. Ne haber abi? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. İyiyim. Neler oluyor? Anlat biraz hayatında. İşte Kocatepe Üniversitesi'nde okuyorum konservatuvar. Onun dışında ufak çaplı sahnelerde çıkıyorum. Çıkıyorsun. Onun dışında kendi babamın iş yeri var. Onun yanında çalışıyorum. İşte tamam. Boş kaldığım vakitlerde. Bu sefer şansını iyi kullandın. Evet. He? Atılan evet. Simitin hakkını verdin. İnşallah vermişizdir hocam. Metin abi sana kurtarma hakkı vermişti. Mustafa babam vermişti. Vermişti. Babaya bak ya, hatırlamıyor ama. Niye bozuyorsun oğlum? Niye bozuyorsun? Hayır. Hayır. Niye bozuyorsun? Hatırlamıyor ama böyle yapıyor bak. Yani bak dedim ama yani böyle şey hemen, yapıyor. Hemen yani. Benim simidime göz koydu baba. Ben kurtardım çocuğu. Sana ne oluyor yine? Bu Bircan Pullukçu'yla durum nedir? Hocam ben 13-14 yaşlarında bu Mamak Belediyesi'nin konservatuarında ders veriyordu. Oranın hı-hı. sınavına girdim, kazandım. Hoca sağ olsun benim elimden tuttu işte. Biraz 3,5 işte mikrofon tutmayı öğretti. Biraz sahneyi hı-hı. öğretti bize. Sağ olsun. İşte maşallah. Onun yanı da çıraklık diyeyim artık. Tabii hani ki. Geldim gittim işte yeri geldi çaldım söyledim kendimce. 5-6 yıl onunla beraber işte arkasında söyledim. Epey feyizlenmişsin yani. Evet bayağı faydasını gördüm. Faydasını efendim, gördüm. Bircan Pullukçuoğlu Türkiye radyolarının gelmiş geçmiş en güzel seslerinden biriydi. Allah rahmet eylesin. Geçen sene mi? İki sene önce elim bir trafik kazasında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah buradan. Kanarya kardeşleri diye sahneye çıkarlardı onlar. Kendisine buradan Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Oylamaya geçelim. Günün son oylaması yarının 8. yarışmacısını bulacağımız oylama başlasın lütfen. Oylama sona erdi. Emre mi yoksa Onur mu? Elimizdeki son bileti alacak yarın için. Ben de merak ediyorum. İki farklı tarz dinledik. Bakalım oylama nasıl gerçekleşti? Işın Karaca'nın oyuyla başlayalım lütfen. Emre'den yana oy kullanmış Işın. Işıncığım neden? Onur'a neden vermedim oyumu onu da söyleyeyim hemen. Bu biraz daha kıvrak bir okuma istiyordu. Okudum. Bir kıvraklık daha istedim ben orada. O geçişlerdeki kıvraklık bana tam geçmedi Onurcuğum. Olur, yoksa tamam. Sesin zaten hepimiz nasıl bir sesin olduğunu biliyoruz. Teşekkür ederim hocam. Emreciğim sen de çok enteresan bir hani bu Anadolu rock na çok yakışıyorsun. Çok net, sağ ol hocam. Çok yakışıyorsun. Müzik sana çok yakışıyor. Söylediğinin arkasında duruyorsun. Sahnedeki anlatımın da çok çok beğendim. Bakalım diğer jüri üyelerimiz bu konu hakkında ne düşünüyor? Ve sıradaki jüri üyemiz Mustafa Keser. Müzik
Onur'dan yana kullanmış teşekkür oyunu Mustafa hocam. Keser. Babacığım. Emre, bu hiç duymadığım bir soy isim bu ha bugüne kadar. Lü. Emre Lü. Ne demek Lü? Hocam herkes soru evet. Lo'nun Lü var. Sen sormadan ben söyleyebilirim artık de. Artık buradan bütün Türkiye'ye. İnci inci. Evet, Lü iki harf. Tatarların savaş nidası demekmiş. Baba tarafı Tatar olunca muhtemelen oradan geldi. Evet, o şekilde. Osmanlıca da inci anlamına gelir. Aa, ne güzel. İnci inci. İnci Lü, mi? Evet. Beyati bir yürük semai var. Söyle güzel ruhu musavver bizim hande eder. Bulmacalarda mı çıkıyor baba? Hande eder Lülü'ye inci dişin diyor. Neyse. Orada geçer ama burada geçmedi işte. Burada geçmedi. Burada oyumuzu Onur kardeşimize verdim. Onur kardeşimiz maşallah tahsiline de devam ediyor. Kıvrak da bir sese sahip. İleride de çok çok iyi bir solist olacağı kanaatindeyim. Teşekkür ediyoruz babacığım. Yarının 8. yarışmacısı kim olacak? Bunu da belirleyecek olan kişi kader adamı Metin Şentürk. İşte Metin abinin. Yana oyunu kullanmış. Tebrikler Onur. Yarın bizimle birliktesin. Abi neden Onur? Şimdi şöyle, Onur Mustafa abinin dediği gibi de bu işi iyi beceriyor okuduğu tarzı. Gayet de keyifli okudu. Kıvrak da bir gırtlak yapısı var, bunu hep söylüyoruz. Hakkını verdi. Sadece Onur dikkat et, altından altyapı çekildiğinde hemen tereddüte düştün. Yani sadece davulla yürüdüğün armonik yapının altında olmadığı yerde sen aynı tempon, aynı tansiyonunu yukarıda tut. Orada bir şey yapılıyor, bir enstantane var. Sen o altyapı çekildiğinde sen de hemen bir düşer gibi oldun. Sonra zar zor toparladın ama yapma onu. Sen aynı aksiyonuna devam etmelisin. Oradaki hiçbir şey seni etkilememeli. Tamam hocam. Anladın. Ne dediğimi anladın mı? Nereyi dediğimi anladın anladım mı? Anladım hocam. Hop Ninna'yı bölümünde sadece ritim girmişti. Aynen öyle. Oralarda orada çekilen tüm her şeye rağmen sen devam edeceksin. Orada sana bir yer teslim ediliyor. Tam tersi, orada o teslim edilen şeyin hakkını daha iyi vereceksin. Tamam hocam. Sevgili kardeşim de Emre. Emre kardeşim de güzel okudu. Yalnız maalesef beni Onur'un yorumu ve o performansı daha mutlu etti. Ve dolayısıyla da oyumu Onur'dan yana kullandım. İkiniz için de hayırlısı olsun. Teşekkürler hocam. Sağlıklı sesler basmaya biraz daha dikkat etsen iyi olur Onur. Evet. Tamam hocam. Evet. O yukarılardan kararlara indiğinde o karar sesleri hep biraz böyle şey geldi. Ulan bastı mı basmadı mı falan diye. Ya. Tereddüt vardı ama toparladı. Daha sağlam. Yaparsan tamam, yapabilecek kapasitedesin çünkü. Biliyorum. Şimdi Onur diğer konuyu... Ama yapmadıkları için... Şimdi yapsa tamam değil. Yapmadığı bir şeyler yanlış için değil, bir şey eksik, söylüyorsun. Eksik. Şarkı içinde yapmamış bunu. Yapsaydı gene ona de, göre mi yapabilir de, diye düşünerek gene de ondan o iyi zaman buldum yani. Olur. Buna rağmen arkadaştan daha iyi. Saygı buldum. Duyuyorum. Peki hadi Onur söyle. Son sözüm şu. Neden Metin kurtardı diyorlar sana? Hala sen beni Metin kurtarmadı diyorsun. Niye bozuyorsun Uraz abini? Estağfurullah ha? Hocam. Rakonun yani... bismi. Vallahi alırım oyumu geri ha. Estağfurullah hocam. Yani. Tamam. Kim kurtardı seni? Metin kurtardı. Kim kurtardı seni? Metin hocam. İşte bu. Evet sevgili seyirciler. Onur yarın bizimle birlikte olacak. 8. yarışmacı olarak. Maalesef Emre ile yollarımız burada ayrılıyor. Derken. Ne oldu ki? Al şekerim. Hadi be. Çok teşekkür ederim. Emre, Işın Karaca tarafından kurtarılmış oldu. Önümüzdeki haftalarda Emre'yi tekrar aramızda göreceğiz. Ama yarınki kadroda
Onur var ve kimler vardı onları bir hatırlayalım. Ahmet, Semih, Ayça, Aziz, Arzu, Mustafa, Duygu ve son olarak Onur. Yarın dinleyeceğimiz isimler olacaklar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Bizlerden bu kadar. Sevgili jürimiz, sevgili orkestra, halk jürisi, buradaki seyircilerimiz ve siz ekran başındaki seyircilerimize iyi akşamlar diliyoruz.